Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Onursal Özokçu. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayım. Turgut abiyle beraberiz tekrar. Turgut abiyle olan videolarımız çok sevildi. Çok talep gördü. Ve o taleplerin içinde bana en çok sorulan soru şuydu. Kamyon ve tır şoförleri abi. Kamyon ve tır şoförü olarak Türkiye'den özellikle ya da başka ülkeden de getiriyorsun. Evet. Nasıl gelinir? İşte hangi ehliyetler? Bir de Kod 95 olayını seninle bugün abi konuşacağız. Tekrar teşekkürler ediyorum bana vakit ayırdığın için. Bu süreçte seni bana arayanlar da oldu. Yine tekrar edelim. Turgut abi, sen işverenlere çalışan bir firmasın. İşverenlere işçi getiriyorsun. Dünyanın her yerinden. Bunu da belirtmiş olalım. Özellikle soranlara da Turgut Bey'e nasıl ulaşabiliriz? Yine söylüyorum, YouTube'da açıklamaya, aşağı açıklama bölümüne ben Turgut abinin bütün bilgilerini koyuyorum. Şimdi Turgut abi, Türkiye'den bir şoför bulduk ya da Türkiye'de bir şoför var. Kamyon, tır, artık ne şoförüyse. Bu arkadaşımız nasıl gelebilir buraya? Ehliyeti nasıl olmalıdır? Hı. Öncelikle ondan bahsedelim. Evet, çünkü öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Diyorum. Yani seyircilerimize de buradan selamlarımı söylüyorum. Herkese. Şimdi Türkiye'den yani kamyoncu olarak gelebilmek için tabii ki öncelikle Belçika'da bir işveren bulmanız gerekiyor. Yani işveren olmadan zaten gelemiyorsunuz. Hani biz de işveren de bulmuyoruz. Mesela işvereni buldunuz. Ondan sonra ehliyetiniz çok önemli. Şimdi Türk ehliyetlerinde ön tarafında bazı hatalar oluştu bazı arkadaşlarda. Mesela 4A. Yani 4A nedir? O ehliyetin veriliş tarihi. Yani bugün sana ben bu ehliyeti veriyorum. Orada belediyeden aldın veya Türkiye'de kurumlardan aldın, tarih yazar. Fakat arka tarafında da o ehliyeti ne zaman aldığın yazar. Mesela kamyon ehliyetini siz 99'da aldınız diyelim. Ama ön tarafında her zaman ileri bir tarih yazması gerekiyor. Mesela 2020, 2021 yazması gerekiyor. Ha, bu olmaması lazım. Mesela kamyon ehliyetini 99'da aldınız. Fakat ön tarafta da 99 yazıyor. Fakat arka tarafında daha ileriki tarihlerde bir tarih oluyor. O ne yani? Yani ne için o tarih? İleriki tarih dedi. O işte Türkiye'de yapılan bir hata. Yani her zaman arka taraftaki tarihler 4A tarihinden, veriliş tarihinden daha geride olması gerekiyor. Ha, 4A öndeki tarihten geride olması gerekiyor. Evet. İleride olamaz. Hayır, ileride olamaz. Yani olmuş olanlar var fakat bu hatayı daha gelmeden önce tespit edip bunu düzeltip daha sonra buraya gelmesi gerekiyor. Başvurmadan önce onu abi o zaman söyleyelim ki onu düzelttirsinler yani. Belçika'ya gelmeden önce o tarih, evet, olayını mutlaka düzeltin. Yoksa gelse bile sıkıntılar çıkıyor değil mi? Tabii, yani tabii. Geliyor. Geliyor. Vizesi oluyor. Evet, belediye gidiyor. Ehliyetini değiştirmek istiyor. Fakat buradaki belediye diyor ki sen nasıl ileride bir tarihte hani ehliyetini aldın? Ön tarafta mesela 2000 yazıyor. Arka tarafta 2002 yazıyor. Belediye diyor ki biz sana 2000'den önceki tarihleri burada hani verebiliriz fakat diğerlerini veremeyiz. Yani ne oluyor? Kamyon ehliyeti düşüyor. B'ye düşüyor. Ha, kamyon çünkü süremiyor. Bana çok soruyorlardı ona ya abi benim CE mi oluyor? Kamyon CE oluyor galiba. Evet. Benim kamyon ehliyetim var ama benim ehliyetimi düşürüyorlarmış oraya geldiğinde falan diye bana çok mesaj geldi. Ben bunu anlamamıştım. İşte bunu da burada açıklamış olduk. O tarihe bağlıymış yani. 4A tarihi çok önemli. Ben zaten sana örnekler gönderdim. Bunları da paylaşırsın hani şey olarak. Buralara koyacağım onu. Evet. Oradan baksınlar. 4A tarihi kesinlikle oraya dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa burada ehliyetiniz düşüyor. Evet. O sorunu kaldırdık ortadan abi. İşvereni de bulduk. İşveren sana başvurdu işte. Dosyaları gönderdik falan filan. Gelme süreci ne kadar sürüyor? Ya ortalama gelme süresi 5 ay kadar sürüyor. Yani bugün bir başvuru yaptığınızda 5 ay sonra bir tır şoförü Belçika'ya gelebiliyor. Fakat ehliyette bu sorun da var. Hani Belçika'da Kod 95 var. Yani bütün Avrupa'da aslında Kod 95 kanunu var. Ha, Türkiye'de SCR var. Fakat Türkiye'deki SCR burada Kod 95'in yerini almıyor. Denklik yok yani. Yok, onda denklik yok. Hani anladım. Mesela tehlikeli madde SCR'si olur. Onlar denk geliyor. Fakat Kod 95 almanız gerekiyor. Kod 95 olayında da böyle bir şey var. Ehliyetiniz, yani siz kamyon ehliyetini Eylül yani 09 2009'dan önce mi aldınız, sonra mı aldınız?
Eğer önce aldıysanız bir sorun yok. Geliyorsunuz buraya, bir haftalık bir eğitime giriyorsunuz. Hani dil bilip bilmemeniz önemli değil. Hı hı. Bir haftalık eğitimden sonra kod 95 alabiliyorsunuz. Fakat eğer ki 2009'dan sonra kamyon ehliyetini aldıysanız kod 95 sınavına girmeniz gerekiyor. Yani hem teori hem pratik. Yani şöyle anlıyorlar onun diğerleri de, yani herkes kod 95 alamıyoruz gibi, alabilir. Evet. Ama sınavına girmesi gerekiyor. Tabii sadece formasyonla olmuyor. Yok. Yani. Sınavda hangi dillerde var? Flamenkçe, Fransızca, İngilizce ve Almanca. 4 dil. Bu 4 dil var. Eğer siz bu 4 dilden birisini bilmiyorsanız kod 95 alamıyorsunuz. Kod 95 alamadığınızda kamyon, yani transport şirketinde çalışamıyorsunuz. Onu da konuşacağız abi. Ama adam, atıyorum, İngilizcesi şakır şakırdır. Ben geçerimdir. Geçer, o zaman bir sorun yok. Evet. Yani bunu da belirtmiş olalım. Şimdi abi, şoförü de bulduk orada. Ailesi de var. Bak, bunu geçenki videoda açıklamıştık ama yine soruyorlar. Evet. Ben sende her zaman görüyorum zaten. Ailesi ne oluyor? Yani. Ailesi, tabii aile birleşimini kastediyorsun değil mi? Yani şimdi isterse evli, çocukları var. İmkanı varsa buraya ailesini aynı anda getirebilir. Hani misal diyorum, burada bir akrabası vardır, bir yeğeni vardır, bir dayısı vardır. Çoluk çocuğunu aynı anda başvuru yapabilir vize randevusunda. Çocuklarına, ailesine 6 aylık vize veriliyor. Hı hı. Yani 6 ay içinde giriş yapması lazım. Ha, anladım. Peki şöyle olabiliyor yani 6 aylık, şöyle de yapabilir. Evli, çocukları var. Çocukların 6 aylık vizeyi aldı ama önce kendi geldi. Burada bir evini tuttu, düzenini kurdu falan filan. Sonra da 3 ay sonra da onları getirdi. Çünkü aynı anda başvuru yaptığınızda belgeler İstanbul Konsolosluğu onaylıyor. Yani Brüksel'e gelmiyor. Bu da ne oluyor? 2 hafta içinde onaylanıyor. Fakat siz buraya geldikten sonra başvuru yaparsanız Brüksel'e, o zaman geliyor. Brüksel'e geliyor. Yani süreç uzuyor. Yani 2 haftalık süreç 5 aya çıkabiliyor. Yani beraber gelmeli, beraber başvurmaları, evet, daha iyi. Evet, daha iyi. Bunu da belirtmiş olalım burada. Hı-hı. Geldi arkadaşımız. Kod 95 olayını da halletti. Ehliyet değişme süreci, evet, ne kadar? Nasıl? Ehliyet değişme süreci bu şekilde oluyor. Hani bu sadece kamyoncular için, hani normal otomobil sürenler için değil de sadece kamyon şoförleri. Şimdi Belçika'ya geldi diyelim. Tamam. Kamyon süremez. Kod 95'i yok. Önce belediye başvuru yapıyor. İşte belediyeye göre değişiyor. Mesela Anvers Belediyesi'nde bir randevu vermesi 1,5 ay sürüyor. Fakat Loughran'da 1 hafta sürüyor. Hmm. Belediyeden randevusunu aldı. Gidiyor, geçici bir belge alıyor. Daha sonra kimliği geliyor. Kimlik geldikten sonra kod 95 formasyonuna, yani eğitimine girebiliyor. Kod 95 eğitimini de alıyor. O da 1 hafta falan sürüyor. Daha sonra belediyeye ehliyetini değiştirebiliyor. Yani bu süreç 3 ay sürüyor. 3 ay. Bu 3 ay içinde işçi ne yapacak? Çalışamıyor resmiyette. Yani bir finansör lazım. Hani diyelim buraya geldi. Finansörü olması lazım. Bir akrabası, bir dayısı olması lazım. Yani 3 ay onu idare edecek. Getiren patron bunu karşılar mı, eder mi? O da var yani. Şimdi adam da çalışmayan, evet, adama da yani maaş vermez yani çoğu. Hı-hı. Çoğu diyoruz hani burada genelleme yapmayan. Bu olabiliyor mu? Oluyor. Ne oluyor? Geliyor arkadaşlar. Hadi sür diyor. Hani riziko alınıyor. Ama sürdü mü bu tehlike oluşabiliyor. Yani polis seni durdurduğunda birincisi sen ehliyetin yok, sürüyorsun. Yani oturum izni gidebilir. Yok. Yani rizikosu çok. Geri gönderebilir. Dikkat etmeleri gerekiyor. Onun için gönderilenleri duydum ben, evet, çünkü o açıdan söyledim. 3 ay bu süreç sürüyor. 3 ay, evet. 3 ay. Yani geldikten sonra 3 ay bir dayanacak şey olması lazım. Yani 3 ay çalışamazsınız. Evet. Ona göre dayanacak da bir durumunuz olması lazım. Peki abi, onu başka bir videoda da konuşmuştuk ama yine bu özel olduğu için şoförlere, hı-hı, ve kamyonculara, işte tır şoförlerine özel olduğu için burada da yine belirtelim. Kod 95 yoksa bu arkadaşlar kablo firmalarında çalışabiliyor. Yol firmalarında, evet, çalışabiliyor değil mi? Yani onu, evet, da biraz açıklayalım. Evet, kod 95'in zaten şartı, bir başkasının malzemesini taşıyorsanız, hani transportçular genellikle bir, hı-hı, üçüncü şahsın malzemesini taşıyor. Fakat kabloda durum öyle değil. Kablocu ne yapıyor? Kendi makinesini taşıyor. Kendi kumunu, taşını taşıyor. Hı-hı. Onlarda kod 95 mecburiyeti yok. Yok. Yani bir polis durdurduğunda hani kod 95'in neden yok derse, hani kanun belli yani.
bazen bilmeyebiliyorlar. Yani bakanlıkta çalışanlar da bazen bilmiyor. Yani çalışma bakanlığı da bilmiyorlar. Yani. Hani diyor kaynağını göster. Fakat kod 95 kabloda yok. Kablo ve diğer yol işte şeyler. Yol çalışmaları, makine taşıyanlarda buna yok. Gerek yok. Evet. Bunu da okeyledik. Şimdi birisi geldi buraya. Hı-hı. Ama başka bir vizeyle geldi. Evet. Ya da başka bir vizesiyle çok gelenler başka var. Bir ülke vizesiyle evet. geldi. Onların durumu ne oluyor? Şimdi abi? Tırcı vizesiyle diyelim geldi arkadaşımız. Çok oluyor bu. Mesela yani onunla çalışmak da kanunen yasak. Fakat tırcı vizesiyle geldiniz, Schengen vizesiyle geldiniz. Buradan başvuru yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz ve burada da bekleyebilirsiniz sonuç. Hani bunu yaşadık, hani bazı arkadaşlarımıza başvurduk. Belediyeden gidip kimliklerini aldılar. O da oluyor yani. Evet, fakat gene siz Schengen vizesiyle burada çalışamazsınız. Yani Belçikalı bir firmaya çalışsanız bile bu legal değildir. Hani cezası vardır, sıkıntıları olabilir. Yani Belçika size kimliği, ehliyeti vermeden hiçbir şekilde çalışamazsınız yani. Çalışamazsınız. Bunu bir aklımıza sokmuş evet. olalım. Onun dışında abi işte geldi diyelim burada. Adam şeyle beraber başka bir ülke pasaportuyla falan filan geldi. Şeyle değil yani, tır vizesi değil de hı-hı. turist olarak geldi. Evet. Onların süreç nasıl işliyor? Yani eğer o ehliyeti varsa yine de başvuru yapabiliyor mu? Adam 15 gün Hollanda'ya gezmeye gelmiş, sonra buraya geçmiş yani. Oluyor evet. mu bunlara? Oluyor. Tabii ki oluyor. Diyelim ki geldi Hollanda vizesiyle, turist vizesiyle geldi buraya. Bir işveren buldu. Ehliyeti de tutuyor 2009'dan önce. Hı-hı. Buradan bütün işlemleri başlatabiliyoruz. Yani hiç geri dönmesine gerek yok. Sadece tabii Flaman bölgesinde bu geçerli. Hatta en son ben bazen parlamentodaki konuşmaları takip ediyorum. Hani hı hı. daha çok bizim dalımız olduğu için bu Ekonomi Bakanlığı tabii karşı görüşler de oluyor. İşte, sağcı parti, sosyalist hı. partiler falan. Şimdi bakan diyor ki mesela o Japon örneğini veriyor. Diyor ki bir Japon buraya geldiğinde bir iş bulduğunda hani Flaman bölgesinde burada kalabilir. Geri gitmesine gerek yok. Hı hı. Hani biz de bir Türkiye'ye geldiği zaman saçma gelebiliyor. Çünkü neden? Burada ilticacı veya hiç kağıdın yoksa olmuyor. Fakat o şekilde gelen birisine oluyor. Çok aranan meslekler arasında. Yasal olduğu tabii, için yasal her olduğu türlü için. Oluyor. Peki abi son olarak kamyon ve tır şoförleri, yani Belçika olarak konuşuyoruz, çok mu aranmakta yani? Çünkü yazanlar var, abi yok hiç biz iş bulamadık falan filan diyenler var. Hı-hı. Çok mu aranan meslekler arasında? Yok bu... kesinlikle çok aranan meslekler arasında. Hani transport sektörü zaten şu anda kamyoncu bulamıyorlar, tırcılar bulamıyorlar. Hani çok aranan meslekler arasında. Yani bu bir gerçek yani. Tabii çoğu ki, diyor yok ya hiç yok. Arayan yok falan filan diyorlar da. Çünkü Belçika'da hani dünyanın en büyük limanlarından işte Anvers Limanı, en işlek limanları diyelim. Yani Gent Limanı var fakat Anvers Limanı çok işlek. Buradan Almanya'ya işte Fransa'ya her yere gidiyor yani. Konteynerler mal çekiliyor. Onun için çok aranan. İş çok, işçi az. İş çok, işçi az. Evet. Kamyoncular, tırcılar. Buradan da bilgilendirmiş olduk. Abi var mı ekleyeceğim başka bir şey? Herhalde notlarımıza da bakalım. Bir şeyler varsa. Yok. Benim anlatacağım. Kamyoncuların, tırcıların çalışma saatleri var mı peki? Onu yani normal. Resmiyette her zaman 38 saattir. Hani mesai yapabilir. Fakat 38 saat asgari şey. Saat ücreti 12.92 şu anda. Yani, net mi, brüt mü? Brüt. Fakat brüt. Tabii onlara farklı primler falan da geliyor. Yani şu anda bir kamyoncu Belçika'da 2300'ün altına çalışmıyor. Yani 2300 ile 3000 arası. 2300 ile 3000 euro arası. Başlangıçta 2300 maaşı var. İşte onların primleri var. Kış primi var. Yaz primi var. Tatil parası var. Tatil paralarınız var. Onlar hakkında bilgim var mı ben bilmiyorum da. O da 2500 falan geliyor. Burada bir sene çalışırsın. Hani Belçika'da bir sene çalışırsın. 1,5 sene sonra tatil parası alırsın. Ha, anladım. O bir senenin parasını alıyorsun. Evet. Tamam. Önümüzdeki sene, geçmiş senenin. O da hemen hemen bir maaş kadar. Bir maaş kadar. Bir maaş kadar. Böylelikle güzelce tatilinizi yapabiliyorsunuz. Abi çok teşekkür ederim. Bu güzel video için. Herkese teşekkürler. Başka sorusu olan varsa bize ulaşabilir. Biz de böylece yanıtlayabiliriz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.